Elazığ İş Kadınları Derneği, Doğu Anadolu bölgesindeki kadın girişimcilerin yaşadıkları sorunları Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlediği panelle bütün yönleriyle ele aldı. Dünya Kadınlar Günü'nde Elikat tarafından pandeminin gölgesinde bir yıl kadın girişimcilerin sorunları ve çözüm önerileri temalı düzenlenen panelde Doğu Anadolu bölgesindeki kadın girişimcilerin yaşadıkları sorunlar masaya yatırıldı. Elikat Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık'ın moderatörlüğünde düzenlenen etkinliğe Bingöl İş Kadınları Derneği Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Feyza Başak Koç, Malatya İş Kadınları Derneği Başkanı Şermin Akkartal Konan, Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı ve Iğdır İş Kadınları Derneği Başkanı Zeynep Balamir Ateş katıldı. Kadınların ağırlıklı olarak hizmet sektöründe, emek yoğun iş kollarında, sosyal güvenceden yoksun ve düşük ücretli olarak çalıştığına dikkat çeken Elikat Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin COVID-19 pandemisi nedeniyle kapanması veya çalışan sayılarını azaltması en çok kadınları etkiledi. Maaşlı işlerini kaybeden kadınların yanı sıra evde çocuklarına bakmak için ücretli işlerinden vazgeçmek zorunda kalan çok sayıda kadın olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yalnızca özel sektörde maaşlı olarak çalışan kadınlar değil, kendi işini kuran, yöneten girişimci kadınlar da pandemi dolayısıyla zor günler geçiriyor. Bu zorluğa bir de doğuda kadın olmanın zorlukları eklenince kadınlar ve erkekler arasında var olan fırsat ve cinsiyet eşitsizliği daha da artıyor. Pandeminin ülkemizdeki birinci yılına yaklaştığımız bu günlerde sürdürülebilir gelişme ve kalkınma için toplumun yarısını oluşturan kadınların çok yönlü güçlenmesini sağlamalıyız. Kadın güçlenirse, çalışan kadın, iş kadını, siyasetçi kadın sayısı da kendiliğinden artacaktır, dedi. Bingöl, Malatya, Erzurum ve Iğdır'dan kadın derneklerinin başkanları ise güçlü ve sürdürülebilir ekonomi için toplumun yarısını oluşturan kadınların güçlenmesinin öncelikli şart olduğuna dikkat çekti.